müjdelerle, muştularla karşılanmayı ve asıl sevinci yaşamayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Ramazan ayının gelişini bize Recep ve Şaban haber veriyor. O ayın mana ve ruhunu kavramak için gönül dünyamızın açılması, gözümüzün açılması, her türlü gaflet perdelerini yırtıp geleni karşılayabilmek için 2 ay öncesinden haber veriyor. Çünkü gelen misafirin büyüklüğü, ehemmiyeti, bizim için hazine oluşu o kadar önemli ki 2 ay öncesinden onun nasıl yaşamamız gerektiği noktasında ön hazırlıklar yapılmasını istiyor. Hem oruçlarımızla, hem ibadetimizi artırmakla, hem hayır hasanatımızı çoğaltmakla, Peygamber öğretisiyle, eğitimiyle bunu gerçekleştiriyoruz. Diyoruz ki Allah'ım Recep'i ve Şaban'ı bize bereket yıkıp ve Ramazan'a eriştir. رب العزة عما يصفون وسلام
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey bizlerin nimetleriyle terbiye eden Cenab-ı verdiğin nimetlerin şükrünü eda etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kulluk ve taate bize güç ve kuvvet nasip eyle ya Rabbi. Sana hakkıyla zikreden, sana hakkıyla şükreden kullarını eyle ya Rabbi. Her türlü kötülüklerden, her türlü kötü sonlardan sana sanıyoruz bizleri muhafaza eyle. Dünyanın rezilliğinden, düşmanlarımızın üzerimize gülmesinden sana sanıyoruz bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Bayramın bereketini mana ve ruhunu ineklerine kadar işleyen ve yaşayan kullarından eyle ya Rabbi. İçimizdeki her türlü küskünlükleri, dargınlıkları, fitne fesatları yok eyle ya Rabbi. Kardeşlik sevgisini, muhabbetullah anlayışını bizden nakşeyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, buradan ayrılırken günahlardan ayrılmış olarak, kurtulmuş olarak, bağışlanmış olarak ayrılmayı nasip eyle ya Rabbi. Her türlü kederlerimizin, sıkıntılarımızdan kurtulmuş olarak, gönül dünyamıza ferahlık vermiş olarak ayrılmayı nasip eyle ya Rabbi. Her türlü dertlerden, hastalıklardan şifa olarak ayrılmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, dünya ve ahirete ait her türlü hayra ve iyiliğe ulaşarak ayrılmayı, hasreten rızana kavuşarak ayrılmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bizleri, evladı yarimizi hayırlı eyle ya Rabbi. Bizleri namazında, taatinde daim eyle ya Rabbi. Bize dünyada güzellik, ahirette güzellik nasip eyle. Hem dünyanın hem de ahiretin rezilliğinden ve cehennemin azabından bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, dünyanın bir dört bir tarafında mazlum ve mağdur müminlere yardım lütfeyle ya Rabbi. Haseten bombalar altında inleyen Filistinli kardeşlerimize yardım lütfeyle ya Rabbi. Onlara bu zulmü reva gören, destek veren, arkasında önündeki her kim varsa hepsini kahru perişan eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e şuur ver ya Rabbi. Birlik ver, birlik ver ya Rabbi. Bizleri bağışla, affeyle, merhametine nail eyle. Kulun sevinci anından iftar vaktinde, bayram vaktindeyiz ya Rabbi. Bu sevinci tam, sevinci bize itimam eyle ya Rabbi. Asıl sevinç olan ahirette sevinmeyi bizlere nasip eyle. Ve tutmuş olduğun oruçlarımızla Reyyan kapısından cennete girmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الله حبيب زفاز وصول بيضا من ستكرات الكرم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم Cenab-ı Hak bugün Filistinlerin başına koydu.
bunlara hayat hakkı tanımayan bütün zalimleri kahru perişan etmesin inşallah. Kahru perişan eylesin. Kahru perişan eylesin inşallah. Onları kahredecek İslam ümmetine uyanırız etmesin inşallah. Allah hepinize razı olsun. Bayramı tanımayın. Bir daha yapalım. Coşkulu bayramlarımızın müjdelisi olsun. Onun
inayet kapılarının ardına kadar açılmasına vesile olsun. Şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Ayeti kerimesi Müslümanlar ve tüm insanlık için tecellidir. Aziz müminler, bayramlar yıkılan gönülleri tamir etme, ülfet, ünsiyet ve muhabbet köprüleri kurma günleridir. Öyleyse hastalığın yayılmasına sebep olmamak ve kul hakkına girmemek için bu bayramda ziyaretlerimizi erteleyelim. Ancak iletişim imkanlarımızı kullanarak ana babamızla, dost, akraba ve komşularımızla bayramlaşıp hallerini ve hatırlarını soralım. Bir arada olmasak da manen yanlarında olduğumuzu hissettirelim. Bayram günlerini, küskünlükleri ve dargınlıkları sonlandırmak için fırsat bilelim. Ramazan-ı Şerif'te kazandığımız güzel alışkanlıklarımızı kaybetmemeye özen gösterelim. Aziz müminler, bu bayram mahsunuz. Çünkü ismiyle yer alıp Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli kardeşlerimize karşı azgın ve zorlu bir topluluğun barbarca saldırılarına şahit oluyoruz. Bu bayram üzüldüğüz. Zira hukuku, ahlakı, kutsal değerleri hiçe sayan işgal ile Kudüs'ün kutsiyetini ve insanlık için değerini ihlal etmektedir. Çocuk, yaşlı, kadın demedim. Masum canları şehit etmekte, Müslümanların Kudüs'e giriş ve çıkışlarını Mescid-i Aksa'da ibadet etme hürriyetlerini engellemektedir. Halbuki Rabbimizin buyruğu son derece açık. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve onların harap olması için çalışandan daha zalim kim olabilir? Aslında bunların onlara ancak korka korka girmeleri gerekir. Aslında bunların oralara ancak korka korka girmeleri gerekir. Böyleleri için dünyada zillet, ahirette ise büyük azap vardır. Aziz müminler, insanlığın en köklü mirasına şahitlik eden Kudüs, bir İslam yurdudur. İslam'ın ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa, Müslümanlara aittir. Kudüs meselesi sadece Filistinlilerin değil, bütün Müslümanların ortak meselesidir. Dün olduğu gibi bugün de desteğimiz ve duamız Filistinli kardeşlerimizin yanındadır. Yüce Rabbim bu bayram sabahının hürmetine bütün mazlumlara, evlerinden ve yurtlarından çıkarılmış mağdurlara kurtuluş nasip eylesin. Ümmet bilincimizi ve iman kardeşliğimizi pekiştirmeyi bizlere lütfeylesin. Kudüs, Mescid-i Aksa ve işgal altındaki bütün İslam beldelerinin özgürce kutlayacağı gerçek bayramlara bizleri kavuştursun. Bayramımız mübarek olsun. Hutbemi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi şerifiyle bitiriyorum. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede tıpkı bir organ rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir beden gibidir. Ela min ahsine kelam ve elbihan nizam kelamullah melkin azizil allah kema balagat tebareke ve teala fil kelam ve izâ kur'an kur'an fessemi'u leh ma sütûl allekum turhamûn bismillahirrahmanirrahim inne dîne indallâhi islam sadakallâhu azim. Elhamdülillah, hamdel kâmilin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in te'azîmen li nebiyyi ve tekrîmen li fekâmeti şâri şerefî safîin fe'bâ'a azze ve cezzedin qâin muhbiran ve âmiran inna Allah ve melâiketehu sallun ala nebiyyi ya eyyühellezîne âmenu sallun aleyhi ve sellimu teslim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi.
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul buyuransın. İnna Allah'a yekbur min adli vel ihsani. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi sizlere emreder. Çirkin işleri, fuhşiyatı ve insanlara zulmetmeyi yasak eder. Size böylece öğüt veriyor ki onu dinleyip tutasınız. Diğer kardeşlerim, bugün diğer camilerimizde olduğu gibi kendi cami ihtiyaçlarımız için yardım toplayacağız. Elektrik giderlerimiz var, bazı ihtiyaçlarımız falan oluyor vesaire. Bütçemiz, farklı bütçemiz olursa biz de oradan peyderleyip o parayı harcıyoruz. Evet, fatura karşılığında harcıyoruz tabii.